Yunanistan'dan, şımarıklıktan, bencillikten vazgeçip uluslararası hukuk, insaniyet, ahlak neyi gerektiriyorsa buna uymalarını bekliyoruz. Aksi halde elimizden bir kaza çıkabilir. Eğer bu huyunuzu değiştirmezseniz adaları almakta kalmaz, tüm Yunanistan'ı topraklarımıza katarız. İster Amerika olsun, ister Avrupa olsun, ister Rusya olsun, bunlar emperyalist güçler. Hem kendi aralarında mücadele ediyorlar, hem de Türkiye ile mücadele ediyorlar. Ama Türkiye'de öyle bir noktada ki, Avrupa'nın, Asya'nın, Kafkasların, Akdeniz, Orta Doğu'nun tam kesişme noktası. Yani dünyanın kalbi Türkiye. Dolayısıyla herkesin çıkar alanı Türkiye. Dolayısıyla birbirleriyle mücadele etseler de merkezde Türkiye var. Türkiye ile mücadele etmek zorundalar. Bakınız, kendi ilan ettiğimiz kıta sahanlığı bölgesinde biz arama yapıyoruz, sismik araştırma yapıyoruz, sondaj yapıyoruz. Yunanistan giremiyor bu alanlara. Neden? Mavi vatanımız diyoruz. Kara topraklarımız ne kadar kutsalsa deniz alanlarımız da o kadar kutsaldır. Ve bunu ilan ettik. Biz burada mavi vatan olarak addettiğimiz deniz yetki alanlarımızda enerji aramaları yapıyoruz, doğal kaynak aramaları yapıyoruz. Ve Karadeniz'de de biz bunu bulduk. 400 milyar metreküp doğal gazın ekonomik bedeli yaklaşık 60 milyar dolar. Ki bu çok daha artacak. Bunu biliyorlar. İşte Türkiye'nin önünü kesmek. Bütün amaç bu. Türkiye ise tüm bu kargaşanın içinde adımlarını hız kesmeden devam ettiriyor. Hatta geçenlerde Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin Doğu Akdeniz'de çalışma yürüteceği alan için 14 Kasım'a kadar sürecek yeni NAVTEX yani denizcilere duyuru ilan edildi. İlana göre Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin 14 Kasım'a uzatılan Doğu Akdeniz'deki çalışmalarına Ataman ve Cengizhan isimli gemiler eşlik etmeyi sürdürecek. Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, kıta sahanlığı ve doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor. Dünyadaki tüm donanımlı ve çok amaçlı ender araştırma gemilerinden biri olan Oruç Reis de 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik olarak jeofizik araştırması yapılabiliyor. Gemi 8000 metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15000 metre derinliğe kadar 2 boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor. Türkiye sadece Oruç Reis'te değil, Fatih, Yavuz ve Barbaros'la da çalışmalarını sürdürüyor. Tabii Yunanistan'sa kıskançlıktan çatlıyor. Geçenlerde Hulusi Akar bu konulara değinmiş ve bir konuşma yapmıştı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan Türklerin egemenlik, bağımsızlık ve hak ve hukuklarının herkes tarafından kabul edilmesinin önemine değinen Akar şöyle konuştu. Ayrıca deniz yetki alanları konusu da var. Bu sizin dediğinize bir üniversitenin veya birkaç kişinin dediğine göre olmayacak. Bencilce bir takım hakkı ve hukuku gasp etmenize müsaade etmeyeceğiz. Uluslararası hukuka, hakkaniyete, adalete, ahlaka uygun şekilde bir paylaşımdan bahsediyoruz. Bu manada diyaloğa, müzakereye açığız. Siyasi çözümden yanayız. Uluslararası hukuka, deniz hukukuna saygılıyız. Fakat dediğimiz gibi hak, adalet duygusu olmak kaydıyla. Değilse hep bana diyerek bencilce yaklaşımda bir yere varılamayacağını komşularımızın da görmesi lazım. Bunu gördükten sonra çözüm çok kolay. Çözümden sonra da iyi komşuluk çerçevesi içinde oradaki komşularımızın da rahat ve huzur içinde yaşamaları gayet mümkün. Aksi halde bizim hakkımızı, hukukumuzu yedirtmeyeceğimizi herkesin bilmesi lazım. Bunun için ne yapılması gerekiyorsa bugüne kadar yaptık. Bundan sonra da aynı azim, kararlılıkla yapmaya devam edeceğiz. Bunun dışında herhangi bir çözümü de kabul etmeyeceğimizi herkesin bilmesini istiyoruz. Akar, Türkiye'ye ait araştırma gemilerinin aklı selime sahip herkesin de bildiği gibi tamamen teknik ve bilimsel bir çalışma yürütüne vurgu yaparak araştırma yapıyor, onlara yönelik bir taciz düşünüldüğü için biz onları koruma ve refakat görevini yerine getiriyoruz. Bilimsel bir çalışma yapılıyor. Normalde sükunetle bu işin yapılması, buna herhangi bir şekilde müdahale edilmemesi lazım. Ama maalesef bu konuda müdahale ediliyor, dedi. Bu konularda üçüncü tarafların objektif olmasının, hakkaniyetli tavır içinde bulunmasının önemine değinen Akar şunları kaydetti. Yanlı, taraflı, ön yargılı yaklaşımlarla bir yere varılamayacağını görmeleri lazım. Gerçekten barış istiyorlarsa, objektif bir yaklaşımda, iki tarafa eşit yaklaşımda bir yere varılabileceğini bilmeleri lazım.
Bu konuda binlerce kilometreden gelip Doğu Akdeniz'de 1870 kilometre kıyısı olan Türkiye'ye karşı ahkam kesmeye kalkmak, kurallar koymaya kalkmak hiçbir şekilde geçerli değildir. Bunlarla bir yerlere varılamaz. Bunun anlaşılması, bizim hakkımıza herkesin saygı göstermesi lazım. Hiç kimse gücünü, boyunu aşarak bir takım işler yapmaya kalkmasın. Bunlar çıkmaz sokak. Bunu da herkes bilsin. Hakkımızı yedirmedik, yedirmeyeceğiz. Bunun için yapılması gereken neyse bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapacağız. Karadeniz'de 405 milyar metreküplük gaz kaynağı keşfinin ardından gözler Doğu Akdeniz Selçuklu bir bölgesine çevrildi. Barbaros, bulgu ihtimalinin yoğunlaştığı kıta sahanlığının güney sınırlarında ilave sismik çalışma başlattı. Olası hacmin tespiti üzerine Yavuz sondaj gemisi yeniden Selçuklu 1 bölgesine giderek ikinci bir kuyuyla tecrübelere başlayacak. Selçuklu 1 bölgesinde Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisinin çalışmalarını yoğunlaştırdığı bölge, İtalyan Eni tarafından 2018 yılında gaz rezervi bulunduğu açıklanan sözde 6 numaralı parselde yer alıyor. Bu bölgedeki gaz akışı hareketliliği, Mısır'ın zengin gaz yataklarına sahip olan Zor sahasının uzantısı olarak görülüyor. Barbaros'un ağırlıklı olarak 3 boyutlu yapacağı çalışmaların ardından Yavuz sondaj gemisi bir kez daha bölgeye gidecek. Karadeniz'de 405 milyar metreküplük gaz rezervi keşfinin ardından beklenen Doğu Akdeniz keşfi müjdesinde oklar Selçuklu 1 lokasyonuna yöneldi. Bölgede yaklaşık 6 ay görev yapan Yavuz sondaj gemisinin zaman zaman gelen gaz akışları bulunduğunu tespit etmesi üzerine derinlemesine araştırma için Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisi bölgeye gönderildi. Barbaros, bulgu ihtimalinin yoğunlaştığı kıta sahanlığının güney sınırlarında ilave sismik çalışma başlattı. Bölgenin yoğun olarak 3 boyutlu taramaya tabi tutulduğu öğrenildi. Olası potansiyelin tespiti üzerine Yavuz sondaj gemisi yeniden Selçuklu 1 lokasyonuna giderek ikinci bir kuyuyla testlere başlayacak. Selçuklu 1 lokasyonunda çalışmaların devam ettiği bölge, Kıbrıs Rum yönetiminin sözde 6 numaralı parseli üzerinde bulunuyor. 6 numaralı parselde Eni Kıbrıs Ofisi, 2018 Şubat ayında Total ile yaptıkları çalışmalarda rezerv tespit etmişti. Selçuklu 1 sahasının güneyinde bulunan Kalpsio yapısı üzerinde yapılan araştırma ve test çalışmaları sonucu, Mısır'daki Zor sahasının jeolojik karbonat uzanımının bu alana kadar yayılım gösterdiği bulgusu açıklanmıştı. Zor sahasındaki keşif ise 949 milyar metreküple Doğu Akdeniz'de şu ana kadar yapılmış en büyük keşif olarak biliniyor. Eni ve Total'in 6 numaralı parseldeki keşfi ardından bölgede başlatmak istedikleri sondaj çalışmaları Türkiye'nin itirazlarıyla ertelenmişti. Keşif bölgesi Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e bildirdiği kıta sahanlığı sınırlarını ihlal etmese de GKRY tarafından geçersiz olan saha ruhsatlarıyla yapıldığı için yok hükmünde sayıldı. Tartışmalı alanlardaki faaliyetlere Türkiye'nin itirazlarının ardından GKRY'nin anlaştığı tüm enerji şirketleri bu bölgedeki faaliyetlerini durdurdu. Doğu Akdeniz'de rezerv bulgusuna ulaşılan tartışmalı sahalardan 6 numaralı parselin kuzey yarısı Türkiye deniz yetki alanlarında bulunuyor. Türkiye ile İsrail arasında olası bir münhasır ekonomik bölge anlaşması imzalanması halinde 6 numaralı parselin büyük çoğunluğu Türkiye MEP sahası içerisinde kalıyor. Kıbrıs Adası açıklarındaki keşifler üzerine Amerikan Exxon Mobil, Total, Eni, Shell, Noble Energy, Kogaz, Katar Gaz gibi enerji şirketleri 2018 yılı sonbaharında GKRY'den aldıkları ruhsatlarla yoğun faaliyetlere başlamaya hazırlanıyorlardı. Ancak Türkiye, geçersiz ruhsatlarla ve Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarının gaspına konu sahalarda araştırma ve sondaj faaliyetlerine karşı çıktı. Türk donanmasına verilen talimatla bölgedeki izinsiz faaliyetler engellendi. Şubat 2018'de İtalyan Eni firmasına ait Saipem, 12 bin sondaj gemisi 3 numaralı parsel sınırında Türk savaş gemileri tarafından durduruldu. Diğer araştırma gemilerinin Türk deniz yetki alanlarına girişleri Kıbrıs Adası batısında engellendi. Doğu Akdeniz'de Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi tarafından 2010 yılında yayınlanan rapora göre yaklaşık 1.7 milyar varillik petrol kaynağıyla 3.45 trilyon metreküp gaz hacmi bulunduğu tahmin ediliyor. Bu videoda Doğu Akdeniz'deki son gelişmelere değindik. Eğer Akdeniz hakkındaki videoların devamının gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.